Radar karıştırma ve aldatma simülatörü, RAKAS. Elektronik harp askeri operasyonlarının vazgeçilmez bir unsurudur. Türk Silahlı Kuvvetleri de son yıllarda envanterine çeşitli elektronik harp sistemleri kattı ve bu sistemleri harekatlarda yoğun olarak kullandı. Milkar 3A2, 3A3, REDET, REDET 2 elektronik destek aracı, Koral ve Spius 2 bu sistemlerden bazıları. Üretilen yerli elektronik harp sistemlerinin önemli bir bölümü Aselsan'a ait. Aselsan, elektronik harp sistemlerini kullanacak personelin eğitilmesi amacıyla da Radar Karıştırma ve Aldatma Simülatörü RAKAS'ı geliştirdi. RAKAS, Elektronik Taarruz Simülatörü, RADSIM, RADET, RAKAS, METSIS, RAKAS Muhabere Elektronik Destek Sistemi ve Stabilize Hedef Takip Sistemi SHTS'den oluşuyor. Şimdi tek tek bu alt sistemlere bir bakalım. İlk sistem olan ve C ile J bantlarında çalışan RADSIM'de pek çok elektronik taarruz tekniği uygulanarak operatöre elektronik countermeasure yani elektronik karşı tedbirler konusunda eğitim verilmesi için kullanılıyor. RAKAS'ın ikinci unsuru da RADSIM. Tehdit radarlarının elektromanyetik yayınlarını taklit eden RADSIM, hedef platform harekat personeline ve radar elektronik destek sistem operatörlerine eğitim verilmesine imkan sağlamaktadır. Sistemin bir diğer parçası ise RADET. Modern radarlar da dahil olmak üzere mevcut radarların tespit ve teşhisini gerçekleştiren bir unsurdur. Yani RADET, radarlara karşı elektronik taarruz uygulanması için gerekli bilgileri sağlıyor ve bu bilgileri elektronik taarruz sistemine aktarıyor. Elektronik destek sistemleri, başarılı bir elektronik taarruz için hayati önem arz ediyor. Zira bir radara elektronik taarruz yapılmadan önce hedef radarın bilgileri toplanmalı, ondan sonra uygun elektronik taarruz yöntemlerinin belirlenmesi gerekir. Kısaca elektronik destek olmadan elektronik taarruz olmaz. Haberleşme bantlarında tespit yapan, elektronik taarruz uygulanması için gerekli parametreleri sağlayan RAKAS METSIS ise bu parametreleri RAKAS METSIM'e aktarıyor. RAKAS METSIM, muhabere operatörlerine karıştırma, aldatma şartlarında çalışma eğitimlerinin verilmesine ve tehdit hedef muhabere sistemlerine karşı geliştirilen karıştırma ve aldatma tekniklerinin sahada değerlendirilmesine imkan sağlıyor. SHTS alt sistemi, stabilize yönlendirilebilir anten platformu yani SYAP ve bunun üzerinde kurulu gündüz kamerası, kızılötesi kamera hedef takip sisteminden oluşuyor. SYAP, üzerinde taşıdığı gündüz kamerası, kızılötesi kameranın yanı sıra yön bulma antenlerinin, RADSIM ve RADSIM antenlerinin hedefe yönlendirilmesinde kullanılıyor. Deniz platformunda gemi helikopter pistine yerleştirilerek kullanılan RAKAS, karada ise 8x8 taktik araç üzerine konuşlanmış şekilde görevini yerine getiriyor. RAKAS, simülatör olsa da bir elektronik harp sistemidir. Sistem tehdit unsurları gerçek savaş ortamında da elektronik harp uygulayabilir.